Hop dur, rahat dur. Ya ne yaparız böyle be ya? Ne mi yapıyoruz oğlum? E toprağımızı havalandırıyoruz. Vay be! Nasıl da havalı olurmuş toprağımız. Ya Vedat acı işin dalgasındasın be ya. Onu demiyorum oğlum. Bu iş bile gitmez. Bir şeyler yapmamız lazım. He valla. Ben bir başkasıyla aynı koğuşta yatmak istemem. Valla ben de. Alıştık birbirimize be ya. E bütün millet dalga geçer adımız çıkar be valla. Vedat doğru söylüyor abi. Git bundan sonra başkasına komutanım da işin yoksa. Tabii doğru söylüyorum. Ne varsa Levent Hüseyin'im de var. Kral adam. Bugün başka bir komutanın eline düşsek inim inim inleriz. Vallahi orası öyle. Ele var ya ikinci tabura düşsek kafada yandık bittik yani. Orada bir tane şey var. Metin binbaşı. Sade eğitim yaptırıyor. Kızanlar sabahtan akşama kadar yorgunlukta yemek bile yiyemiyorlar be ya. Bu alayda kalacağımızı nereden biliyorsun? Ya başka alaya gönderirlerse ne yapacağız? Ya belki de başka şehirdeki bir birliğe verirlerse ne yapacağız? Olur mu olur? Vay anam vay. Ne yaparız biz sonra? Arıza abi aklı belir. Ne yapıp edip Levent Üsteğmen'in gönlünü de almamız lazım. Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Pazartesi günkü spor müsabakası ile ilgili evrak. Düzenlenip alay komutanına imzaya çıkacak. Emredersiniz komutanım. Şu yakanı bağrında kapat. Otur otura iyice asker olmayı unuttun ha. Emredersiniz komutanım. Senin bölükte katılıyor mu Levent? Maalesef. Alay bünyesindeki bütün bölükler katılıyor. Bakalım ne yapacaklar? Ne yapacakları belli. Haytalık tembellik yarışması olsa kesin birinci gelirler. Gel. Kadri Sakaoğlu Adana. Bir maruzatım vardı komutanım. Yaptın mı mıntıka temizliğini? Yapıyorum komutanım. Şey, bir şey söylemek istemiştim sadece. Söyle. Komutanım, bütün bu olanların suçlusu benim. Eğer benim durumum böyle olmasaydı, arkadaşlarım tefeciye... Seninle bir alakası yok Kadri. Sadece olması gerekeni uyguluyorum. Eğer söyleyecek başka bir şey yoksa işinin başına dön. Emredersiniz komutanım. Seni hiç bu kadar sinirli görmemiştim Levent. Sinirli değilim komutanım. Sadece hayal kırıklığına uğradım. Madem iyilikten, güzellikten anlamıyorlar, ben de onların anlayacağı dilden konuşacağım. Gayrı dayanamam ben bu hasrete.